güzel kardeşim. Başladı. Tamam. Haydi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Medarik tefsirinden Sure-i Bakara'nın 25. ayetine gelmiştik. O da malumunuz ehl-i imanın mükafatlarıyla alakalı, cennetle alakalıydı. Ve biz dün yani وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ yani iman edip ameli salih işleyenlere müjdele. Neyi? İşte orada kalmıştık. Şimdi burada اَنَّ لَهُمْ cennet. Onlar için cennetler olduğunu müjdele. Şimdi burada bir ennedir aslı. Unutmayın ennenin de enin de fiil başına geldiği zaman genellikle mastar manası ifade eder. Bu hani sordun ya sen nasıl karıştıracağız diye. Mesela bazen de hasfedilir ikisi de. Yani olmaz o yani şey. Harfi cer hasfedilir veya diğerleri hasfedilir. Onun için bu önemli. Enne lehum cennet yani neyi müjdeleyeceksin? Onlara cennet olduğunu mastara çevriliyor mansup durumda. Ey bi enne lehum yani onlara şunlar var. Ve mevdu enne ve ma amilet fihi yani ennenin amel ettiği ismi haberi ile beraber o cümlenin mahallen irabı demek. Yani önemli. En nasbu bi beşir inde sibebeh. Sibebehe göre beşir fiiliyle mansup olmaktır. Hilafen lil halil. Baş ver onu. Yani onu derken onu küçümsediğimden değil. Yani biz bu ayrıntılarla uğraşmayalım. Ve huve kesirun fit tenzil. Tenzil dediği Kur'an-ı Kerim'in bir adı. Yani bu başında enin yani harfi cerin terk edilmesi çok gelir Kur'an-ı Kerim'de. Var yani böyle. Vel cennetü cennette elbostanu minen nehli ve şeceril mütekâtifi. Bunun konusunda çok tartışmalar var. Onun için açıklamış. Cennet demek birbirine girmiş hurma ve ağaçlar bostanı. Yani bahçe. Biz bahçe deriz. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bostan bizde şey derler. Yani sebzelerin dikildiği yere derler. Burada Arapça fark etmiyor. Mütekâtif birbirine girmiş. İç içe girmiş demek. Ha bu da çok enteresan. Ve terkibu bu cimnun terkibi terkip derken yani ilmi vadı konuşuluyor burada veya lügat fıkhul lüga konuşuluyor. Yani bu cene kelimesi dairun ale manes setri. Her yerde hep örtme manası üzerine dönüyor. Hakikaten öyle. Cin de oradan geliyor. Mecnun da oradan geliyor. Aklı örtülü. Hep öyle. Ve minhu aynı köktendir. El cinnu vel cununu vel ceninu. Cenin de hani anne karnında örtülü ya. Vel cennetu vel cannu. Hani cinnilerin çoğulu. Vel cenanu. Kalp demek. Yani o da örtülü. İşte ya. Ve sümmiyet. Ha bu işte şey nedir? Esas olan mana. Darü sevabi cinneten. Cenneten. Bir bostan gibi olan, cennet bahçe gibi olan sevap ve mükafat diyarı. Biliyorsunuz. Lima fiha minel cinan. Çünkü içinde çok bahçeler, bostanlar var. Gelelim yine Mutezile ile olan tartışmaya. Vel cennetu mahlukatun. Mutezile diyor yaratılmamıştır. Tamam? Ama biz diyoruz yaratılmıştır. Ama Bediüzzaman'ın mektubatta açıkladığı üzere. Likavli itala. Çünkü ayet var. Üskün ente ve zevcükel cennete. Sen ve eşin cennette otur diyor. Yani sakin ol. Demek varmış ki sakin olacak. Hilafen li ba'dil mu'tezileti. Mu'tezile aykırı düşünüyor bir kısmı. Ve mana cem'il cenneti ve tenkiriha. Bu da çok enteresan. Niye cennet kelimesi çoğul getirildi? Bir de nekire getirildi. Bunun sebebi ne? Manası demek yani sebebi ne bunun? Gerekçesi ne? Çünkü ennel cennete, cennet ismun lidari sevabi kulliha. Yani mükafat diyarı olan bütün o yerin ismi. Ve hiye bu da müştemiletün ala cinanin kesiratin. Çok bahçeler var içinde değil mi? Murattebetin, o bahçeler de sıralı, tertipli. Neye göre? Meratibe, değişik mertebelere göre. Bihasebi amalil amilin. Amellerin, amel edenlerin amellerine göre. Farklı farklı.
لِكُلِّ طَبَقَةٍ مِنْهُمْ O amel sahiplerinin her tabakasına göre cennetun min tilkel cina. 8 cennet var ya, hani biliyorsunuz cennet-ü firdevs en üstünü müydü? Değil mi? Cennet-i adin var vesaire. Böyle. Şimdi sıfatı öyle bir cennet ki tecrini tahtiyel enhar. Aralarından demek bu yani. Altından akması şart değil. Yani altından yani o ağaçların arasından nehirler akıyor. El cümletü cümle bu cümle fi mevdi'in nasbi mansuptur mahallen. Sıfatun li cennetin cennetin sıfatı. Vel muradu maksat şu min tahti eşyariha yani ayak ağaçlarının altından demek yani. Kema tera el eşyaren nabitete ala şevati'in elharil cariye. Akan nehirlerin kenarlarında biten ağaçları görürsünüz. وَاَنْهَارُ الْجَنَّةِ Cennetin nehirleri de tecri akar فِي غَيْرِ اُخْدُودٍ Yani tünellerden, borulardan akmaz. Böyle açıktan akar yani. Uhtu, tünel biliyorsun. وَاَنْزَهُ الْمَسَاتِينِ Bahçelerin en güzeli, en temizi de مَا كَانَتْ اَشْيَارُهَا مُظِلَّةً Ağaçları gölge veriyorsa o daha güzel. Ulan köyümü hatırladım. وَالْاَنْهَارُ فِي خِلَالِهَا مُطَّرِدَةٌ Yani o nehirler ağaçlar arasında akar. Muttaride akar demek. وَالْجَرْيُ Akmak demek. اَلْاُتْتُرَاد Akmak demek. Aynı şeyi tekrarlıyoruz. وَالْنَهْرُ Nehir الْمَجْرَ الْوَاسِعَ Geniş su yolu. Yani biliyorsunuz işte. فَوْقَ الْجَدْوَلِ Ark. Ark diyoruz cedvele. وَدُونَ الْبَحْرِ Denizden daha küçük. Ama arklardan, su arkları. Onlardan büyük. Biz mesela öyle değil. Dere, çay, nehir ve deniz. Bizim köyde. Anladın mı? Önce dere ince ince akanlar. Tamam mı? Küçük. Bir de çay, dereler toplanır, çayı getirir. Çaydan da nehir çıkar. Öyle. Şimdi, güzel. Yukalu linnili. Nile denilir Nehru Mısır'a, Mısır'ın nehri. Ve lugatul aliyetu. Yüksek lügatlerde de en-neheru diye konulur. Kullanılır. Yani ortası fetheli. Öyle. Neher, enteresan bir şey yani. Fasih. Evet. Dilde demek ki yüksek lügat o. Ha, bu da çok enteresan. Yine geldik. Ulan adam fıkhul lügayı bile anlatıyor ha. Ve medarut terkibi ale's-saati. Yani bu neher, nun, he, re kelimelerinden oluşan kelimeler genellikle genişlik ve bolluk manasını ifade eder. Bol su taşıyor ya. Yani acayip bir şey değil mi ya? Lugatin de felsefesi var diyor Bediüzzaman. Nahvin de felsefesi var yani. Bu aynı zamanda vada giriyor, ilmi vada. Ve isnadü celiye ilel enhari mecaziyyun. Yani akmanın nehirlere isnat edilmesi mecazi. Asıl akan su. Mecaz. Ve innema arrafel enhare. Nehirleri ne yaptı? Marife getirdi. Niçin? Liennehu yehtemilu en yurade biha enharuha. Belki bu el enhardan kasıt enharuha. Yani o cennetin nehirleri demek. Fe'uvvidet tarifu billami mi tarifil idafeti. Yani eliflamla marife yapıldı. Asıl olan izafetle marifesinin yerine. Asıl enharuha. Cennetin nehirleri. Nasıl şey biliyor görüyor musun? Ağır ha. Yani öyle. Tamamen nahi, lügat, fesahat, belagat hepsine dayanıyor. Az bir tefsir değil bu. Yani. Kekavli Teala mesela Cenab-ı Hak veşte ale ra'su şeyben. Bu da çok önemli. Yani ra'si demek. Yani başım, yani yaşlılıktan dolayı ne oldu? Ateş gibi yanar hale geldi. Yani bembeyaz oldu. Işıklandı. Orada ra'si'dir. Ama o izafetle olan şey eliflamla değiştirilmiş. Er-ra'su olmuş. Veya şu mana da olabilir. Yüşeru billami lamla işaret ediliyor. İlel enharil metkura. Ben mesela bu manayı anlıyorum. Yani zikredilen hani ahdi harici.
Anladın mı? Ahdi harici. Ha, fi kavli teala fiha enharun min ma'in gayri asin. Sure-i Muhammed'de. Cennette öyle su nehirleri var ki kokuşmamış. Asin kokuşmuş. Gayri asin kokuşmamış. El ayet. Vel ma'ul cari minen ni'metil uzma. Akan nehir sular daima en büyük nimettir. Ve lezzetil kübra. Ben de çok severim. Ve lida bu sebeple karenallahu teala el cenneti bi zikril enharil cariyeti. Cennetlerle birlikte akan nehirleri zikretti. Ve kaddemehu ala sairi nu'utiha. Cennetin diğer sıfatlarının önüne bunu getirdi. Tecri min tahtiyel enhar dedi. Gelelim bir diğer cümleye. Kullema ruziku. Ne zaman cennette kendilerine rızık verilse, sıfatun saniyetun li cennatin. Cennat kelimesinin ikinci sıfatı. Öyle bir cennet ki fihi demek yani. Ev cümletun müstenifetun. Veya başlangıç cümlesi. لِيَنَّهُ لَمَّا قِيلَ اِنَّ لَهُمْ جَنَّةً Onlara cennet var deyince لَمْ يَخْلُوا خَلَدُ السَّمِعِ Dinleyicinin kalbi demek, aklı demek. Halet, halet kelimesi kalandan geliyor. Halit var ya, ebedi kalan. Yani ne tutuyor insanın vücudunda? El tutmaz, kafa da tutmaz, akıl tutar, kalp tutar. Onun için halet, kalp, akıl demek. Enteresan bir şey ya. اَنْ يَكَا فِيهِ yani. Bu da çok önemli. Yani aklına geliyor, anladın değil mi? Ne geliyor? Esmaru tilkel cennati, bu cennetin meyveleri. Eşbahu simari cennati dünya. Acaba dünya bahçelerinin meyveleri gibi mi? Em ecnasun uharu veya başka cinslerden mi? La tuşabihu hadil ecnas, dünyadakilere benzemeyen başka cinslerden mi diye aklına geliyor. Fakile deniliyor ki ona, inne simaraha, cennetin meyveleri eşbahu simari cennati dünya. Dünya bostanlarının benzerleridir. E ecnasuha ecnasuha. Aynı cins. Şeftali şeftali. Ve intefavetet ila gayetin la ya'lemuha illallah. Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceği şekilde farklı olsa da lezzeti, kokusu, rengi o ayrı. Ha, minha yani o cennetteki meyvelerden demek. Şimdi min semeratir rizkan yani cennetteki meyvelerden her rızık olarak meyve dediği nimetler burada genel manada. Yedikçe kalu cennet ehli der ki hazellezi ya bu daha önce bize verilene benziyor. Ey küllema ruziku minel cennati min eyyi semeratin kânet. Hangi meyve olursa olsun cennetteki meyvelerden onlara rızık verildiği her seferinde min tüffahi elmasından evrummaniha narına ev gayri zalike rizkan veya başkalarından rızık olarak verildiğinde kalu zalike böyle derler. Ve ilginçtir mini ve feminil ula ve saniye kiltahuma hem minhadaki min hem de min semeratindeki min ikisi de liptida ilgaye o başlangıç noktasıdır. Daha ilk başlangıç bu. Nasıl? Biliyorsun intihaül gaye var, iptidaül gaye var. Min iptidaül gaye içindir. Genellikle ila hatta intihaül gayedir. Yani ci'tu minel medine ilel mekke. İla Mekke mesela. Lianne rizka. Çünkü rızık kadüptü diye minel cennet. Cennetlerde başlar rızık. Ve rizka minel cennati. Cennetlerdeki rızık da kadüptü diye min semerehi. Semeretin. Meyvelerle başlar. İlk o. Güzel. Ve nadiru benzeri şudur. Entekule dersin. Razakani fulanun. Filan adam beni rızıklandırdı. Feyukalu leke denilir ki mineyne. Nereden rızıklandırdı? Fetekulu min bostani bahçesinden dersin. Feyukalu min eyyi semeratin rezakake min bostani. Bostanından hangi meyveden? Fetekulu dersin miner rummani. Onun gibi yani burada da. İptidayı ifade ediyor. Yani nar. Ve leysel muradu. Burada bir semere. Meyveden kasıt ettufahetel vahidete yani bir elma veya evrummanetel fezzete tek nar değil. Tek demek fezze. Eşi benzeri olmayan. Ve innemel murad ana maksat nev'un minen vaistimari yani. Meyve çeşitlerinden bir meyve. Ruzikna biz buna verilmiştir rızık olarak bize. Ey ruziknahu yani o meyveye rızık olarak bize verilmişti. Fehudifel aidu. Anlaşıldı. Yani o ait zamiri hasfedildi. Yani ihtiyaç çünkü. Min kablu yok ihtiyaç.
Daha önce. Ha, burada kablü'yü ezberleyin. Kablü, ba'du ve arkadaşları. Muzaf olurlarsa genelde fetha üzerine mebnidirler. Bu çok önemli. Eğer o muzafün ile hasfedilirse ama varlığı manen kastedilirse damme üzerine mebnidirler. Bu çok önemli bir nahiv kaidesi. Onu anlatacak zannediyorum. Min kablu. Ey min kablihada. Yani bundan önce. Felemma kuti'an il izafeti büniye. Bak bu nahiv kaidesi. İzafet kesilince damme üzerine mebni olur. Vel mana, mana şu. Hada mitlullezî rüziknâhu min kablu ve şibuhu. Yani bizim daha önce rızıklandırıldığımız ve benzeri olan şeylerin aynısı. Bi delili kavli ve utubihi müteşabiha. Zaten ayet belli. Yani dünyadakilerin benzeri verilmiş onlara. Ve hada ke kavlike. Şunun gibi. Ebu Yusuf'e Ebu Hanife. Aynı yani ikisi de. Birini al diğerine vur değil de bir yerine bak. Vur değil. Türidü ennehu listihkami şebehi ke enne zâtehu zâtuhu. Yani benzerlik çok güçlü olduğu için sanki o odur yani. Ve damiru fi bihi, bihi'deki zamir yerci'u ilel merzuki fi dünya vel ahire cemiyan. Dünya ve ahirette verilen rızık olan şeylere dönüyor. Lianne kavlehu hâdellezî rüziknâ min kabl. Bu ayet intavâ tehtehu. Altında taşıyor. Zikru mâ rüzikû fiddâreyn. İki dünyada onlara verilen rızık manalarını taşıyor. Anlaşılıyor değil mi? Biraz ağır bugün. Yani fazla giriyor şeye. Nahve, işte ne bileyim ki, lügate, öyle. Yani açık konuşayım, bu medarikin diline alışmayan zorlanabilir bazı yerlerde. Yani çünkü bütün ilimleri topluyor mübarek. Aslan medarik sahibi. Şimdi bana hakaret etti derler. Ulan helal olsun medarik sahibine. Yine diyelim de kızsınlar bana. Ve innemâ kâne simârül cenneti mitle simâri dünya. Bu da çok önemli. Niye cennet meyveleri dünya meyveleri gibi oldu? Ve lem tekûn ecnâsen uhara. Başka cins olmadı. Niye? Liyennel insâne bil me'lûfi ânesû. İnsan alıştığına daha çok ünsiyet kazanır. Ben mesela gittim Malezya. Hiçbir şey yemedim. Ne meyveleri yiyebiliyorum bilmiyorum ne olduğunu. Ve ilel ma'hudi emyelu. Alıştığına daha meyleder. Ve izâ ra'a mâ lem ye'elefu. Alışmadığı bir şeyi gördüğü zaman nefere anhu tabuhu. Yaratılışı ondan nefret eder. Ve afethu nefsu. Nefsi arzulamaz. Afa yu'afi. Enteresan bir. Kerihe demek yani. Ve liyennehu ayrıca izâ şahede mâ selefe lehu bihi ahdun. Daha önce yani tecrübesi geçen bir şey gördüğü zaman وَرَعَ فِيهِ مَزِيَّةً ظَاهِرَ açık bir özelliğini gördüğü zaman وَتَفَاوْتًا بَيِّنًا şimdi daha önce mesela şeftaliyi görmüş ama yeni gördüğü çok farklı özelliklere sahip. Yani meziyeti farklı, açık bir fark var. كَانَ اِسْتِعْجَابُهُ بِاَكْسَرَ o zaman onu sevmesi, beğenmesi daha çok olur. وَاِسْتِغْرَابُهُ اَوْفَرَ onu garip karşılayıp yahu ne kadar harikaymış demesi. Şimdi bir normal küçük şeftali var. Bir de kesmece değil de ne diyorlar? Yarma şeftali var yani. Kıyaslanmaz ikisi. Hocam yani aklıma bir şey de geldi. Hani şimdi, gelsin aklına. Normalde hiç tanımadığın ve çok üstün lezzetli olan bir şey de insanın çok hoşuna gitmez mi? Gidebilir ama erken meyletmez. Dedim daha ben Malezya'da yiyecek meyve bulamadım. Sonra yanımdaki dedi ki hocam bu şöyledir, bu böyledir. Doğru, ilk etapta... Ve tadı hoşuma gitmedi bir kısım meyvelerin. İlk etapta... Tabii, onu kastediyor zaten. Evet. Ha. Ve tekrîruhum hâdel kavle, bu sözü tekrarlamaları, inde kulli semeratin yurzekûneha. Her kendilerine verilen, rızık olarak verilen meyve sırasında tekrarlamaları, delilun, şuna delil, alâ tenâhil emri. İş son noktasına ulaşmıştır yani. Artık meyvenin son noktası. Ve temadil hali fi zuhuril meziyet. Ortaya çıkan meyvenin meziyetleri itibariyle artık yani işin sonuna gelmiş yani. O kadar güzel şeftali olur. Ulan iştahım çekti cennet şeftalisini ya. Ne yapalım? Vefat mı edelim?
Ve ala ayrıca şuna delalet eder. Enne zâlike tefâvutel azîm. Yani dünya şeftalisiyle onu örnek verdik ya. İkisi arasındaki büyük fark huvellezî yestemlî teaccübehum fî kulli âvânin. Cennette her anda şaşkınlıklarını gerektiren bir şey bu. Veya bak bu çok enteresan. Yani bu bihideki şey anlatabildim mi? Ya merzuka işaret eder. Ya merzuka işaret eder. Nereye atıf? Hani dünya ve ahirette rızık verilen şeylere. Ve utu bihideki zamir. Veya ev ile rızkı. Doğrudan rızkın kendisine. Kema enne hâzâ işaretün leyhî. Zaten hâzâ da ona işaret ediyor. Hani hâzâ ellezî yukarıdaki. Vel mâna mâna şu. Enne mâ yurzekûnehu min semerâtil cenneti. Yani cennetin meyvelerinden size verilen rızıklar ye'tîhim mutecânisen fî nefsî. Kendi içinde birbirinin aynı cinsinden gelir yani. Bildiğiniz cinslerden. Kema yuhke anil hasen. Allah Allah. Bu hasen kim? Bakalım. Ben bilmiyorum ki. Nerede bileceğim? Bilsem zaten. Anil Hasan. Kimsin Hasan? El Basri Hazretleri. Genellikle o. Evet. Mutlak zikredildiği zaman Hasan-ı Basri'dir. Yani ben emin olmak için baktım. Hasan-ı Basri Hazretlerinden nakledildiği gibi ne diyor? Yûte ehedehum bisahfeti. Kendine bir tabak getirilir cennet ehline. Feyekulu minha. Ondan yer. Sümme yûte bil uhra. Bu sefer başka bir tabak daha getirilir. Feyekulu der ki hâdellezî yutînâ bihi min kablû. Biraz önce getirilendi bu. Feyekulu melek. Melek der ki kül ye kardeşim yok. Fellevnu vâhid ve ta'mu muhtelif. Renk aynı ama tadı farklı. Ve anhu aleyhisselam. Peygamberimizde hadis-i şerifi var. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Yani Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki inne racule min ehlil cenneti cennet ehlinden biri la yetenavelu semerate yani meyveyi yer alır liyekulaha yani meyveyi eline alır yemek için fema hiye biwasilatin ila fihi ağzına ulaştırır ulaştırmaz hatta yubdilaha Allah mekanaha mitlaha yani ağzına ulaştırınca başka bir şekliyle başka bir tarzıyla Allah onu değiştirir. Yani nimetin lezzetleri değişir demek. Feyza absaruha onu görünce vel hey'etu hey'etul ula. Yani meyvenin tarzı birincinin tarzı. Kalu zalike böyle derler. Ve kavlu gelelim şu cümleye. Ve utubihi muteşabiha. Dünyadaki benzerleri verilir. Cümletun mu'taridatun li takrir. Yani dünyadakilere benzediğini tespit için. Takrir o demek. Tespit için itiraziye cümlesidir. Kekavlike şunun gibi. Fulanun ehsin. Ne bu? Bir fulanın. Filan adam, filan adama ne kadar güzel ihsanda bulundu. Ve ni'me ma feale. Yaptığı ne kadar güzel bu yaptığı iş. Hocam burada şey, taaccüp mü getiriyorsun? Tabii taaccüp bu. Ehsene değil. Ehsin bi fulanın. Ama bu böyle harekelemiş. Ahsene bi fulanin de diyebilirsiniz. Ben onu daha uygun görüyorum. İlk defa tereddüdümün sebebi o. Gerek yok yani bunu söylemeye. Fulanun ahsene bi fulanin. Bu tabi bizim Molla-i Azim. Yani bir Muhammed fa. O yani. Yani harekelemiş vesaire. Onun için ben de ahsene olduğu kanaatindeyim. Ne kadar güzeldir bu yaptığı. Ve ra'a mine ra'yi keda ve keda. Yani şöyle şöyle görüş gördü. وَكَانَ سَوَابًا Gördüğü görüş doğrudur. Yani diyorsun ki İmam-ı Azam böyle böyle düşünüyor. Ne isabet etmiş diyorsun. وَكَانَ سَوَابًا takdirdir yani bir öncekini. وَمِنْهُ aynı mana ve kalıptandır. وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِيَا اَذِلَّةً Allah Allah. Yani bu tabii çok manidar bu. Onların yani onların o memleketin ahalisinin azizlerini Allah'ın verdiği biliyorsun bela bu. Onu anlatıyor. Hangi kavim hatırlayamadım. Biliyor musunuz? Bir dakika. Tabii. Neml suresi. Evet, evet, evet. Şey bu. Neml değil mi bu? Süleyman'ın ordusu girdiği zaman şöyle şöyle yapar diyor. Bak aklıma geldi. Tamam. Yani girdikleri yerde
oranın sakinlerinin azizlerini zelil kılarlar. Dikkat edin diyor Süleyman'ın ordusuna. Hani karınca diyor ya. Ve kezalike ef'alun. Bak böyle yaparlar ha. Perişan ederler. O fe kezalike ef'alun bir önceki cümleyi takrir ediyor. Oldu. Şunu da okuyacağız değil mi? Ayet bitiyor. Gerçi bugün biraz dediğim gibi ağır gidiyor ama anlaşılıyor değil mi? Kardeşiniz çok kötü değil yani. Ve lehum fiha ezvacun. Ayrıca onlar için, cennet ehli için, cennette hurilerden ve kendi dünyadaki refikayı hayatı da Müslüman olarak gitmişse onlardan zevceleri var. Ezvacun bu mübtedaun. Mübtedadır. Yani muahher mübteda. Ve lehum el haberu. Yani o da haberdir. Mukaddem haber. Ve fiha, fiha da zarfun lil istikrari. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz eğer mahsuf olan bir kelimeye şey yapılmışsa, yani bura çok önemli bir nokta, o zarfı, lağ, zarfı müstekar diyorlar. Zarfı müstekar, istekarre, sebete, kâne gibi gizli, hasfedilen kelimelere yani müteallıksa zarfı müstekar diyoruz. Ama açık olan bir fiile veya şi bir fiile müteallıksa ona da zarfı lağ diyoruz. Zarfun lil istikrar. Yani ne demek zarfun lil istikrar? Şu demek, yani müstakirrüne, anlatabildim mi ne yapıyor? Yani ezvacun müstakirratun fiha şeklinde yani. Tamam. Ama o iki ayrımı ezberleyin yani. Bu önemli bir konu. Bu konuda tekrar ediyorum. Türk talebelerin tavsiyem mutlaka izhar okumaları. Bana göre kafiyeden daha vasıflı. Kafiye bütün İslam alemi için. Ama o mübarek kendisi Türk olduğu için bize göre hazırlamış çoğu şeyleri. Yani ondaki bir kısım meseleler kafiyede yok. Evet. Mutahharatun, tertemiz. Min mesabil ahlak yani. Anlatabildim mi? Yani ahlakın kötülüklerinden temizlenmiş. La tamahatun. Yani ne derler ona? Kocasını beğenmeyip başkalara bakanlardan değil. Bu. Tamahat dediği öyle kadınlara. Ve la merihatun. Merihat da kibirli kadınlar. Ulan kocana karşı kibir olur mu? Ne yapacaksın? Ev veya demek birinci mana bu. Yani kötü ahlaktan ve bu tür huylardan temizlenmiş. Veya ev mimma yahtassu bin nisa'i min el haydi vel istihadati. Anlaşıldı. Veya sırf kadınlara has olan hayız ve istihaze yok cennette. Onlardan temizlenmiş. Ayrıca ve ma la yahtassu bihinne min el bevli vel gayti ve sairil akzari vel ednasi. Ve sadece kadınlara has olmayan küçük abdest, büyük abdest, diğer kirler, pisliklerden tertemiz. Cennette bunlar yok. Ve lem tecma es sıfatu kel mevsuf. Dikkat eden ezvaç cemidir. Ama sıfat şeyi olan ne derler yani mutahhara sıfatıdır. Fakat tekil gelmiş. Yani onun gibi cemi yapılmamış. Neden acaba? لِأَنَّهُمَا çünkü ikisi de لُغَتَانِ فَسِحَةَ yani fasih lügatte kullanılabilir böyle. وَلَمْ يَقُلْ تَاهِرَةٌ tahiretün demedi. Tertemiz demek bu. لِأَنَّ مُتَحَرَةٌ اَبْلَغُ daha manayı ifade ediyor. Tertemiz. لِأَنَّهَا تَكُونُ لِلْتَكْثِرِ çokluğu ifade ediyor. Mutahhara. Hani şey ya tef'il kalıbından. وَفِيهَا ayrıca şu da çok önemli. Ben bunu veriyorum. Rabbimiz tarafından tertemiz kılınmış. İş'arun bi enne mutahhiran taharahunne. Şunu hissettirmek. Bir temizleyen onları tertemiz yaratmış. Bu da olabilir. Ve mâ zâlike illallahu azze ve celle. O da Allah'tan başka kimse değil. Ve hum fiyâ hâlidûn. Ayrıca cennet ehli cennette ebedi kalacaklardır. Ha. El haldu. Yani daimi halt. Halk mı, hult mu kardeşler? Vallahi bilmiyorum demiş yani. Bunlar hep mastar kalıpları. Teker teker sözlüğe bakmak lazım. İstersen bak öğrenelim. Ama ezbere tutulmaz yani. Halk diye biliyorum ama. Bu önceden mutahher sahibimiz üç şey.
Üçü de doğru diye kabul edebilir mi? İlla üç görüşten bir anlamda gerek. Yok. Tabii. Hepsi de doğru. Hocam, hult demiş. Bir de el-maaniye bakayım. Hult demiş değil mi? Evet hocam. Hult. Bak, evet, aferin. Hult. Hult, tamam. Mesela anlaşıldı, düzelttik. El-huldü, hult. El-beka'u daimu lezî la yenkatuhu. Hiç kesilmeyen beka, devamlılık. Ha, çok enteresan. Bunlar demişler ki, şimdi uzun delillerini zikredecek Cehmiye'nin, yani kaderiyecilerin, cennet baki değildir demişler. Yani sadece ezeli ve ebedi olan Allah'tır diye deliller getirmişler. Onu okuyacağız, dikkat edin. Ehl-i sünnetin cevabını da verecek şimdi. Onun için acele etmeyin. Ha, ve fî butlânu kavlil cehmiyyeti. Yani Cehm bin Safvan'ın başını çektiği kaderiyenin görüşlerini iptal var. Feynihum yekulûn bi fenâil cenneti ve ehliha. Cennet ve ahalisi fani olacak diyor. Liennehu teâlâ, gerekçeleri onların. Çünkü Allah vusife bi ennehu'l evvelu vel ahir. Kur'an-ı Kerim'de evvel ve ahir odur deniliyor. Ha. Ve tahkiku vasfil evveliyeti bi sebqi alel halki ecma. Şimdi evvel olması bütün mahlukattan önce olması demektir. Anlaşıldı? Onlar diyor. O zaman feyecibu tahkiku vasfil ahiriyeti bi ta'khuri an sairil mahlukat. O zaman Allah'ın ahir olması da diğer mahlukattan sonra gelmesine bağlı. Ve da bu da innema yetehakkaku ba'de fena'il kül. Allah'tan başka her şey fani olduktan sonra bu gerçekleşir. Fevecebel kavlu bihi darureten. O zaman cennetin ve cennet ehlinin fani olduğunu söylemek zaruridir diyor. Ve liyennehu teala baki. Allah bakidir. Ve evsafu bakiyetun. Vasıf sıfatları da bakidir. فَلَوْ كَانَتِ الْجَنَّةُ بَاقِيَةً مَا اَهْلِهَا Ahalisiyle beraber cennet baki olsaydı, haşa, onlar diyor bunu, لَوَكَعَتْ تَشَابُهُ بَيْنِ الْخَالِكِ وَالْمَخْلُقِ Halikle mahluk arasında benzerlik olurdu. وَذَا مُحَالِ Bu da imkansızdır diyor. Bunu Cehm bin Safvan'ın başını çektiği grup söylüyor. Bakalım biz ne diyoruz? Ehl-i sünnet, özellikle maturidiler, aslan, kim? Ebu'l-Bereket Nesefi. Cevap verecek buna. Kulna deriz ki el-evvelu fi hakkihi huve. Evvel demek. Yalnız bunu yedinci şua el-ayetül kübrada Bediüzzaman'ın huve'l-evvelu vel-ahiru vel-zahiru vel-batın ayetinin tefsirini okumadan evvel nedir? Ahir nedir? Zahir nedir? Batın nedir? Bunu anlamanız çok zor. Nerede geçiyordum hocam? Bu yedinci şua. Şualarda. Müthiş açıkladık, okuduk biz bunu. Burada diyor ki Allah hakkındaki evvel demek اَلَّذ۪ي لَا اِبْتِدَٓا لِوُجُودِهِ Yani ama Bediüzzaman çok farklı açıklıyor. Bunu reddetmiyor. Yani varlığının başlangıcı yok. وَالْآخِرُ هُوَ Yani ahir demek de اَلَّذ۪ي لَا اِنْتِهَا لَهُ Varlığının sonu da yok. وَفِي حَقِّنَا الْاَوَّلْ Bizdeki evvel Huvel ferdüs sâbik. Yani ilk olan adam. Kim? Hazreti Adem. Vel âhir o da huvel ferdül lâhik. Hemen arkasından gelen adam. Ve ittisâfû bihima Allah'ın hem evvel hem ahirle sıfatlanması libeyân-ı sıfatil kemali. Kemal sıfatını açıklamak. Ve nefhin nakîseti ve zeval. Eksiklik ve zeval olmadığını ifade etmek. Ve zâ bu da fi tenzihi. Allah'ı tenzih etmek için. An ihtimali hudûthi vel fena. Ne sonradan olma var Allah için. Hüdus mümkün değil. Hem de fani olma da yok Allah için. La fîmâ kâluh. Yoksa Cebriye'nin dediği gibi, Cehm bin Safvan'ın dedikleri gibi değil. Ve ennâ yekâut teşâbû fil beka. Beka konusunda Halik'le mahluk arasında niye benzerlik olsun ki? Ve huve teâlâ bâkin li zâti. Yüce Allah bizzat zatıyla bakidir. Biz Allah'ın bekasıyla bakiyiz. Nerede benzerlik? Güzel bir cevap. Ve bekâhu vacibil vücud. Onun bekası vacibil vücuttur. Bizim gibi hadis değil. Ve bekâhu'l halki bihi. Mahlukatın bekası Allah'ın bekasıyladır. Arizidir yani. Ve huve caizul vücud. İnsan bekası, yani insan varlığı caiz olandır. Ama Allah vacip olandır. Müthiş cevap verdi. Ben çok sevdim. Aferin. Tebrikler İmam-ı Nesefi.
Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Ey vatandaş, çok tatlı, çok mükemmel şey yapıyor. Ya el ferdü lahiku.